Çok muhterem İspartalılar, aziz vatandaşlarım, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün gül yüzlü insanlarla gül diyarında bulunmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Muhterem İspartalılar, aziz vatandaşlarım, 12 Haziran 2011 Pazar günü 24. dönem milletvekilliği genel seçimleri yapılacaktır. Bu seçimlerin büyük Türk milletine, siz değerli İspartalılara ve bütün siyasi partilerimize hayırlı, uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Muhterem İspartalılar, Türkiye'nin çok ciddi iç ve dış tehlikelerle karşı karşıya kaldığı bir ortamda 12 Haziran seçimleri yapılacaktır. Bu seçimler yol kavşağındaki bir Türkiye için millet iradesiyle yeni bir tercihin ortaya konmasına da vesile olabilecektir. Bu seçimler milletimizin kaderinin belirleneceği önemli bir karar anı olacaktır. O bakımdan İsparta'da yaşayan bütün vatandaşlarımızdan istirhamımız odur ki böyle tarihi bir dönüm noktasında çok çok özel bir mazeretiniz olmadığı takdirde mutlaka sandığa gitmeniz ve gönlünüzden geçen tercihi ortaya koymanız ülkemiz açısından çok yararlı olacaktır. Öte yandan siyasi iktidara da bu ortamda önemli bir görev düşmektedir. Herhangi bir hile karıştırılmadan adil, sağlıklı ve güvenli bir seçimin yapılabilmesi için olağanüstü bir gayreti ortaya koyması gerekmektedir. Çünkü bu seçimler milletimizin kaderinin yeniden belirleneceği, şekilleneceği bir seçim olacaktır aziz İspartalılar. Özellikle şu konular üzerinde durmak istiyorum. Bugün ülkemiz 9 yıla yaklaşan bir süre içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi ile yönetilmektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 ve 2007 genel seçimlerinde 330 ile 341 aralığında milletvekilliğine sahip olarak tek başına iktidar olmuştur. Bu iktidar sürecinde 58, 59 ve 60. hükümetleri kurmuştur. Dolayısıyla koalisyonlu yıllardan sonra milletimiz temel sosyoekonomik sorunlarının bir an evvel çözüme kavuşturulması için tek başına istikrar sağlayıcı sürekli bir iktidarın olmasına ihtiyaç duymuş ve bu özlemini yeni kurulan bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nde gidermeye çalışarak bu tarihi fırsat ve imkanı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne tanımıştır. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi buna layık olamamıştır. Her türlü kararı almaya, her yasayı çıkarmaya ve her sosyoekonomik tedbiri alabilecek politikaları uygulamaya koymaya muktedir olan siyasi iktidar öncelikle Türkiye'yi bir kutuplaşmaya, bir cepheleşmeye, bir çatışma ortamına sürüklemek isteyerek gerilim stratejisiyle varlığını devam ettirmek istemiştir. Teslimiyetçi bir politika çerçevesinde
ekonomide yeterli performans ortaya koyamamış, milli meselelerde kayıtsız kalmış ve Türkiye'yi bugün bir kaosun, kargaşanın, kavganın, kutuplaşmanın ortamına sürüklemiştir. Fakat bütün bunların hiçbirisini Sayın Recep Tayyip Erdoğan kabullenememektedir. Çünkü tek başına iktidar olmanın ne anlama geldiğini, milletin kendisine ne yönde bir destek verdiğini anlayamamıştır. Kerameti kendisinde görmüş, büyük bir kibirle, gururla ve herkesi aşağılayan ifadelerle siyaseti argolaştırarak, siyasi kültürü yozlaştırarak Türk milletinin sahip olmuş olduğu her türlü milli ve manevi değer hükümlerini tahrip ederek ülkeyi yönetmeye gayret göstermiştir. Bunda başarılı olamamıştır. Aziz İspartalılar, şimdi kalkmış Sayın Başbakan çıraklık döneminden, kalfalık döneminden ve üçüncü dönem iktidar olma talebini ise ustalık dönemine ayırarak milletimizin iradesine yeniden talip olmaktadır. Hattı zatında ortaya konmuş olan politikaları baştan sona kadar hangi partiden olursak olalım objektif bir vicdan muhasebesi yaptığımızda Sayın Başbakan'ın çıraklık döneminin gaflete, kalfalık döneminin delalete ve ustalık dönemi için arzuladığı üçüncü iktidar dönemi ise Allah muhafaza ihanete talip olan bir çizgi ortaya koymaktadır. Çünkü Sayın Başbakan üçüncü dönem olarak milletimizin huzuruna gelip sosyal ve ekonomik meselelerdeki başarısızlığını nasıl gidereceğini, Türkiye'nin temel sorunlarını nasıl çözeceğini ifade edeceği yerde milletimize tek bir vaatle gelmektedir. O da 2011-12 Haziran seçimlerinde kendisine tekrar iktidar olma talebini ortaya korken yeni bir Türkiye'yi yeni bir anayasayla şekillendireceğini ifade etmektedir. Nedir bu yeni anayasa? Bu yeni anayasanın kapsamı ne olacak? Bu yeni anayasa Türkiye'ye nasıl bir yenilik getirecek? Eğer bunları seçimden önce milletimize tam anlatabilirsen ve milletimize nasıl bir yeni anayasa vaat ediyorsan onu milletimiz bilerek, anlayarak, yorumlayarak bir tercih ortaya koymalıdır. Ama bunu yapmıyorsun. Yeni anayasa platformu diyorsun. Bir takım sözde araştırma enstitülerini devreye koyuyorsun. TESEV denen vakfı yine gündeme taşıyorsun. TÜSİAD'dan destek istiyorsun. Onların ortaya koymuş olduğu ileri demokrasi veya özgürlük kavramların içerisindeki gizli gündemleri tartışmaya açıyorsun. Fakat bu gizli gündemlerden kendin neyi istiyorsun? Onu ifadeden bir türlü yanaşmıyorsun. Şimdi bütün yandaş medyada veya gazetelerde seçimlerle ilgili sabahtan akşama kadar boy gösteriyorsun. Gazetede ilanlarla gelecektekini değil de yaptıklarını vermeye çalışıyorsun. Şimdi buradan İsparta'dan sesleniyorum. Sayın Başbakan, nasıl bir anayasa istiyorsun? O yandaş gazetelerin
hepsinin bütün sayfalarını buna ayırsan ve desen ki aziz milletim, anayasayı şu şekilde yeniden yazacağım, şimdiden bilginize sunuyorum, okuyun, anlayın, araştırın, tartışın, eğer kabul ediyorsanız 12 Haziran'da bana söz verin deyin, altına da Recep Tayyip Erdoğan namus sözümdür diye de bir imza atın. Ama bunu yapmayıp değişik yöntemlerle vatandaşı tekrar aldatıp kandırıp iktidar olduktan sonra okyanus ötesi Avrupa Birliği dayatmaları, PKK talepleri, Demokratik Toplum Kongresi kararları, ABAN toplantıları veya yeni anayasa platformlarında şekillendirdiğiniz ve Türkiye'yi iki dilli hayata, demokratik özerkliğe, federasyona ve nihayetinde bölünmeye götürecek ihanet yolunu niye anlatmıyorsun? Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan yine bu gizli gündemlerle kiminle ne şekilde pazarlık yapmışsa onlara teslimiyetle milletin huzuruna çıkıyor. Sözde gazeteci, sözde aydınlarla sabahtan akşama kadar yandaş televizyonun imkanlarını kullanıyor ve netice itibariyle üçüncü dönem iktidara talip olmaya çalışıyor. Ama bunu yaparken de kendisinin hangi makamda olduğunu, hangi sorumluluğu taşıdığını da unutturmaya çalışıyor. Hakkari'ye gitmiş, meydanın hepsi güvenlik gücü mensubu değerli insanlarımızla doldurulmuş. Bir iki tane aşiret mensubunu da ön safa koymuşlar. Orada sözde miting yapıyor ve Sayın Başbakan diyor ki, bu diyor kepenkleri diyor zorla kapattırılıyor diyor. Onların kim olduğunu biz biliyoruz diyor. Kepenklerin açık tutulması için başbakan olduğunu ve Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü korumaya, güvenliğini sağlamayı unutan bir insan olarak konuşuyor. Sayın Başbakan, eğer orada kepenklerin kapanmasını bir örgütün üzerine atarak onlar aracılığıyla yapılıyor diyorsanız, orada devlet yok, orada vali yok, orada başbakan yok demektir. Ve ülkeyi anarşi ve terörizm sokaktan yönetiyor. Sen de bayramlık bir kişi olarak oraya gelmişsin. Sokaktan yönetimlerin itibarını arttıran gaflet konuşmaları yapıyorsun. Ama öbür taraftan bu ülkeye hizmet etmiş ne kadar siyasetçi varsa onları utanmadan aşağılıyorsun. Onların hizmeti kadar hizmetin ortada yokken var olan hizmeti niye inkar ediyorsun? Bunu burada Süleyman Demirel Bey'in ilinde olduğum için söylemiyorum. Onun için de söylemiş olduğumu kabul etseler dahi gerçeği söylüyorum. Van'da İnönü'yü sorgulayamazsın. Hakkari'de, başka yerlerde Süleyman Demirel'i ağzına alamazsın. Değerli vatandaşlarım, ama kendisinden evvel bir tarihi, kendisinden evvel bir hizmeti, kendisinden evvel var olan bu millet değerlerini hep inkar ediyor. Ne varsa ne yoksa Recep Tayyip Erdoğan olarak kendisinden başlatmaya çalışıyor. Yarın iktidardan düştüğün zaman nasıl bir rezalet içerisinde olacağını eğer Türkiye'den kaçmazsan bu millet yakından bilecektir. Muhterem vatandaşlarım, bu iktidar döneminde sağ ol. Muhterem vatandaşlarım,
bu iktidar döneminde vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik meseleleri de çözümsüzlüğe terk edilmiştir. İki anlayışa dayalı bir ekonomi politika takip ediliyor. Yandaşlara, işbirlikçilerine, yakınlarına ve hanedanlara uygulanan bir rant ekonomisi, öbür tarafta da seçimlerde kullanmak üzere yoksullaştırdığı insanları yoksul bırakarak yoksulluk ekonomisini sömürü haline dönüştürüp tekrar iktidarını sağlayacak bir uygulama. Bugün baktığımız vakit ülkemizdeki gelir dağılımı gittikçe uçurum halini alıyor. Nüfusumuzun %20'lik bir bölümü, yaklaşık 14 milyon insanımız milli gelirden %6 pay alıyor. Öbür taraftan servetine servet katan mutlu bir azınlık olarak %20'lik bir bölüm ise %54 pay alıyor. İkisinin arasındaki fark 8 kata çıkmış. 8 kat bir fark eğer Batı ülkelerinde meydana geldiği vakit şahit olmuşuzdur. Toplum ayaklanmıştır. Akşam üzeri yağmalamalar başlamıştır. Mağazalar tahrip edilmiştir. Sokak gösterileri ortaya çıkmıştır. Brezilya'da, Arjantin'de bunun çok sık görüldüğünü hep beraber biliyoruz. Zaman zaman Amerika'da, zaman zaman ise Avrupa ülkelerinde, özellikle Fransa'da bunları biliyoruz. Ama Türkiye'de aynı 8 kat bir fark olmasına rağmen toplumumuzda hala bir ayaklanma olmuyor. Bir sosyal patlama gerçekleştirilmiyor. Mağazalar tahrip edilip yağmalanmıyorsa bu milletin kendi temel karakterinde olan ve inancından beslenen aza kanaat ve Allah'a şükür vardır. Eğer insanımız şükretmemiş olsa, kanaat getirmemiş olsa çok çok daha büyük bir sosyal felaketle karşı karşıya kalınabilir. Ama bugün için Türkiye'nin temel sorunlarını nerede sorarsanız sorun, vatandaşımız sesleniyor ve iktidara da ses veriyor. Bir diyor işsizim, iki diyor yoksulum, üç diyor güvensizim, dört diyor bölücü terör eylemiyle ülkem ve milletim tehdit altında. Ve arkasından da eğitim ve sağlık hizmetlerindeki kötüleşmeyi sıralıyor. Gerçekten de bu sıralama doğrudur. Yapılan araştırmalar da bunu göstermektedir. Şimdi işsizliğin 6 milyona ulaştığı, yoksulluğun 13 milyonu bulduğu, asayişsizliğin başını alıp gittiği bir Türkiye'de hala daha bazı kamu araştırmaları %40'la Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar olacağını söylüyorsa, bu özel olarak yönlendirilmiş AKP'den beslenen kamuoyu araştırmalarıdır. Eğer Türkiye'nin gerçeği %40'lık bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tekrar iktidarı ise her tarafın güllük gülistanlık olması, herkesin bir elinin yağda, bir elinin balda olması gerekir. Ama bu gerçekler sadece hanedanlarda var, sadece yandaşlarda var, sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticilerinde var. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş olan vatandaşlarımız ise hala yoksulluk içerisinde, hala işsizlik içerisinde. Kendi partisinde dahi bu ayrımı açıkça gördüğümüz bir yerde hala kalkıp Adalet ve Kalkınma Partisi'ni başarılı gösterip %40 ve üzeriyle iktidar olacağını söylemek, olsa olsa bunların beslemeleriyle kamuoyunu oluşturmak görevini üstlenmiş olmalarıdır. Ama gerçek biraz evvel yapılan araştırmalardır. O gerçek ise bu meydanı dolduran aziz İspartalılar da yaşadığı hayat
bu gerçek ise Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parlamento dışında kalıp barajın altında kaybolması lazım. Gerçekten de aziz vatandaşlarım, ülkemizde özellikle genç işsizlik yaygınlaşıyor. Bugün çalışma çağına gelip eğitimini tamamlamış veya eksik bırakmış, cari ücrete rıza gösteren ama çalışma arzusu taşımasına rağmen çalışma alanı bulamayan milyonlarca gencimiz var. Çalışma çağında olmasına rağmen yıllardır gayret gösterip bir türlü iş bulamayıp umudunu kesmiş olan milyonlarca insanımız var. Bunlar ise gündelik iş peşinde koşuyor. Sabahleyin bir kahvenin önünde oturuyor. Bir amele aranıyorsa ben varım diyor. Veya bir inşaatın önüne gidiyor. İki gün çalışacak bir iş verebilir misiniz diyor. Çünkü çocuklar evde aç diyor. Bazıları var, iş yerinin kötü yönetimi veya bir başka sosyal felaket, ekonomik krizle işini kaybetmiş insanların işten çıkartmış olduğu yığınlarca insanımız var. Türkiye'nin bugün en büyük sorunu işsizliktir. Buna çare bulmak lazımdır. Bunun için Milliyetçi Hareket Partisi üretim ekonomisiyle istihdam dostu, insan odaklı üretim ekonomisiyle bütün işverenlere, esnafımıza rekabet şartları oluşturarak istihdam yaratan gayretlerini her zaman teşvik etmek suretiyle bu işsizliği mücadelesini en azından %7'lik bir kalkınma hızı ve 700 bin kişiye her yıl iş vermek suretiyle Türkiye'de işsizlik sorununu çözme gayreti içerisindedir. Ama onun yanında bir başka tamamlayıcı unsur yoksulluktur aziz vatandaşlarım. Bugün ülkemizde 13 milyona yakın yoksulumuz var. Namerde muhtaç olmadan çoluğu çocuğuyla helal kazanç içerisinde huzurlu bir hayat sürebilen insan sayımız gittikçe azalıyor. Ve bugün mutfak masrafını karşılayamayan ve sağlıklı beslenmeden çok uzak geliri olmayan insanlarımız bulunuyor. Ve bu yoksulluk gittikçe artıyor. Bugün yoksulluk aynı zamanda göçü beraberinde getiriyor. Bakın Türkiye'de işsizlik, yoksulluk ve göç, bunların üçü beraber hareket eder bir çark gibi dönmeye başladı. Ve büyük şehirlere akınlar var. Acaba orada bir kimsem var mı? Köyümden giden birisi var mı? Bir yakınım var mı diyor genç. Evinden ayrılıyor, baba ocağından kopuyor, gurbete çıkıyor. Gittiği yerde bir büyüğü bulmuşsa ondan acaba bir yardım alabilir miyim? Bir ekmek kapısı bulabilir miyim diyor. Bulursa kendini kurtarıyor. Bulamazsa büyük şehirlerin karanlık dehlizlerinde kayboluyor. Kimisi suça yöneliyor. Gasp, hırsızlık, yaralama. Kimisi ise her türlü kötü alışkanlığa bulaşıyor. Ve bir bakıyorsunuz ekmek parası için yola çıkanlar hayatın kendilerine zehir olduğu bir Türkiye'de yaşamaya mecbur kalıyor. Öbür taraftan yuvalar yıkılıyor ve Türkiye'de sürekli olarak kadına yönelik şiddetler artıyor. Ve şu bugün için yakın bir tarihte kadına şiddetten dolayı katledilip ana caddelerin, yolların kenarına atılmış veya ormanlara bırakılmış 300 tane kadın cesedi bulunmuştur. 52 tane sığınma evi hınca hınç dolmuş, geçimsizlikle dağılmış evine, baba tarafına da gidemediği için sığınma evini nereden duymuşsa oraya varıp müracaat eden, fakat kapıdan içeri doluluktan dolayı alınamayan yalnız başına kalmış genç kadınlar veya iki tane bebeğiyle orada bulunan kadınlar. Ve bunlar da toplumda çok daha büyük sosyal sıkıntılara sebebiyet veriyor. Sayın Başbakan,
hep havadasın daha ve diğer ülkelerdesin. Ya seni havada görülüyor ya da havalarında görülüyorsun. Arada sırada bulunduğun zaman da TOKİ'nin düzenlediği toplantılarla, ana uçağı, baba uçağıyla, helikopterlerle halkın arasında değil, halkın üzerinden Türkiye'yi dolaşıyorsun. Gerçeği bilmiyorsun, gerçeği yaşamıyorsun. Geçmişte altı delik ayakkabıyla yürüdüğünü söylüyordun. Şimdi simitle geçindiğinden bahsediyorsun. Kasımpaşa'da top koşturduğundan bahsediyorsun. Fukaralığı istismar ediyorsun. Yoksulluğu sömürüyorsun. Ama aradan geçen 9 yılda nasıl servete kavuştuğunun hesabını da vermekten kaçınıyorsun. Onun için aziz vatandaşlarım, 12 Haziran bir karar günüdür. Ve bu karar gününde bu yıpranmış, yorulmuş, tükenmiş, ne yapacağını bilmez hale gelmiş, çıldırmış ve çılgın projeler peşinde koşan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, öncelikle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren vatandaşların başta olmak üzere büyük bir ders vermelidir. Ama onlar kendilerinden emin. Neden emin? Çünkü yoksul vatandaşlarımızı biliyorlar. 2003 ile 2010 arasında 10 milyona ulaştığını biliyor. Eğer bunları birer paket kandırmacasıyla oylarını alırsam yine 10 milyon oyum garantilidir. Diğerleri de zaten beni buraya getiren iç ve dış odaklar temin eder. Bir miktarına da medya destek verir. Yine ben iktidar olurum diyor. Şimdi yoksulluğu sömüren bir paket uygulaması ve paket demokrasiyle karşı karşıyasınız aziz vatandaşlarım. Öyleyse bu paket neyin nesidir? Bunu iyi anlamak lazım. Bu paketin aslı nedir? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçimlerden önce veya bayramlarda yoksulu düşünerek kendilerine yardımcı olsun diye kendi keselerinden oluşturduğu paketler midir? Yoksa devletin bir kurumu tarafından birikmiş olan paralar yoluyla hazırlanan paketler midir? İşte burayı iyi bilmek lazım aziz vatandaşlarım. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi kendi kesesinden bunu yapmıyor. Değişik vergilerden oluşan devletin gelir kaynakları, güvenlik, savunma, eğitim ve sağlık ve benzer hizmetlerde değerlendirildiği gibi bir bölümü de halkın arasında Fangfunk Fonu diye bilinen ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılan yoksullara yönelik, kimsesizlere yönelik, yardıma muhtaçlara yönelik devlet hizmetleridir. Anayasanın 3. maddesinin sosyal devlet anlayışı gereği yapmaya mecbur olduğu hizmetlerdir. Öyleyse bu paketlerin kaynağı millettir. Kullanıcısı devlettir. Ulaşılması gereken insan ise yoksullarımızdır, kimsesizlerimizdir. Şimdi paketler geldiği zaman kapıyı açıp sağa sola bakarak, utanarak, sıkılarak, acaba bir gören var mı, olur mu diye ezikliğe kapılarak paket almaya yeltenmeyin. O paket sizin hakkınızdır ve helalinizdir. Niye geç kaldın? Geçen ayınkini niye getirmedin diye azarlayın bir de öyle paketi alın. Aldığınız paketi evinize götürün. Deyin ki bu helaldir ve hakkımızdır. Varlıklı insanlarımızın, devletimizin yoksullara sahip çıkmasıdır. Onun için bunu çocuklarınızla huzur, güven ve neşeyle yiyin, için ama sakın ola bu paketi AKP gönderiyor diye AKP'ye mahkum ve mecbur kalmayın. Alın paketi, vurun tokatı gitsin. Ama aziz vatandaşlarım, hep böyle mi devam edecek? Böyle mi yoksulluk istismar edilecek? Yoksullukla mücadeleyle
yoksulluğun ortadan kaldırılması dururken sürekli olarak yoksulluğun sömürüsüyle ülkeyi sömürenlerin iktidarına mı devam edilecek? İşte buna bir çözüm bulmak lazım. 9 yılın tahribatını Milliyetçi Hareket Partisi toparlanma ve onarım hükümetiyle düzeltmeye, huzur ve kardeşlik içerisinde 1000 yıllık kardeşliği tehdit eden terörün kökünü kazıyarak, işsizliği, yoksulluğu ortadan kaldırarak milletimize hizmet etmeyi düşünüyor. Onun için de bir yol arıyor. Ne olabilir diye. Ve tarihimizden, kültürümüzden gelen yaşa ve yaşat ilkesi, Milliyetçi Hareket'in toplumculuk ilkesi ve anayasamızın sosyal devlet anlayışını 3 sac ayağının üzerine bir uygulama koyuyor. Bu uygulama Hilal Kart uygulamasıdır değerli vatandaşlarım. Bu Hilal Kart bir tüketici kredi kartı değildir. Geri ödemesi faizi yoktur. Bu Hilal Kart banka kredisi değildir. Ana para faiz ödeme mecburiyeti yoktur. Faizler ödenmediği için, ana para da alınamadığı için kapınıza dayanıp sizi icra yoluyla kimse evinizdeki eşyalarınızı dahi alamayacaktır. Çünkü bu Hilal Kart bir helal karttır. Kaynağı millettir ve devletin geliridir. Devlet millet bütünleşmesiyle yoksulumuzu sarmaktır, kucaklamaktır, onu sevgi yumağı haline getirmektir. İşte Hilal Kart, Hilal Kart bir harcama kartıdır. Bu kart kime verilecek? Yoksulumuza verilecek. Kimsesizimize verilecek. 65 yukarı yaşta çalışamaz durumda olan veya öksüz yetim kimimiz varsa bu milletin aziz evlatlarına verilecek. Ve insanca yaşayabilecek bir gelirle desteklenecek. O gelir o Hilal Kart adına bankaya yatırılacak ve vatandaşımıza denecek ki al kardeşim, sen bu ülkenin aziz evladısın ama bugün yoksulsun. Varlıklı olan da bir yanlışlıkla, bir felaketle yoksulluğa da düşebilir. Onun için bu yaşanabilir bir olaydır. Ama unutma ki yalnız değilsin, çaresiz değilsin. Yanında devletin, yanında milletin var. Al sana Hilal Kart, bu aynı zamanda bir helal karttır. Bundan sonra çocuklar ne istiyorsa, evde neye ihtiyaç varsa paket gözlemeyeceksin. Kimseye el açmayacaksın, kimseye yalvarmayacaksın. Bir dilim bir lokma ekmek için kimseye kul köle olmayacaksın. Ve Hilal Kart'la sabahleyin evinden çıkarken çocuklarına diyeceksin. Yavrularım, bir şeye ihtiyacın var mı? Ne diyorsa merak etme evladım. Akşam unutmazsam getireceğim diyeceksin. Hanımefendiye soracaksın. Akşam ne pişirmeyi düşünüyorsun? Eksiğimiz nedir diyeceksin. Onun siparişlerini alacaksın. Senin özel bir isteğin var mı diyeceksin. Onun dileğini yerine getireceksin. Çünkü cebinde Hilal Kart'ın var. Artık başı dik bir aile reisisin. Evden güler yüzle çıkacaksın. Gül yüzlü insanların yanına varacaksın. Esnaf kardeşine diyeceksin ki çocuklar bunu istiyor. Evin ihtiyacı bu. Bunları hazırla bakayım diyeceksin. Kendi paketini kendin hazırlatacaksın. Ve Hilal Kart'ı o esnaf kardeşine vereceksin. O da isminizi, numaranızı alacak. Ne kadar harcama yapmışsanız onun karşılığını kamu kuruluşu bir bankadan peşin paraymış gibi alacak. Dolayısıyla Hilal Kart bir yanda yoksula aş, öbür yanda ise esnafa iş olacak. Ve böylelikle durgun bir suya atılmış taş gibi dalga dalga yoksulumuzdan üreticimize kadar bir ekonomik toparlanma, onarım ve huzur ve güven ortamı Allah'ın izniyle Milliyetçi Hareket'in iktidarında
bizim size namus sözümüz olacaktır değerli vatandaşlar. Bununla beraber birçok konuda da aile yardım olarak ev hanımlarına, okumakta olan çocuklarımızın cep harçlığı olarak ve birçok yaşlılarımıza yardımlar, emeklilimize 13. maaş, tarım kesiminde bulunanlara tarım girdileri için KDV ve ÖTV alınmayacak ama öbür taraftan hayvancılıktan tutun bağ bahçeciliğe kadar birçok imkanları bu iktidar döneminde yapılmamışları yapan bir toparlanma ve onarım hükümeti inşallah Milliyetçi Hareket Partisi tarafından kurulacaktır. Bir eksiğimiz yok mudur diye sorduğunuzda evet bir eksiğimiz var. Biz sizleri karşılıksız seviyoruz. Ölesiye seviyoruz. İnanıyoruz ki sizler de gerçekten Milliyetçi Hareket'i seviyorsunuz. Fakat oy verme günü biraz yan bakıyorsunuz, yan duruyorsunuz. Şimdi gönlünüzden bir defa da sevdiklerim iktidar olsun deyin ve Milliyetçi Hareket iktidara getirin. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyor. Cenab-ı Allah'a emanet olun diyorum. Saygıdeğer Genel Başkanımız, milletvekili adaylarımızı sizlere emanet ediyor değerli Ispartalılar. Saygıdeğer Genel Başkanım, Ispartalı kardeşlerimiz, ziyaretlerinizin anısına size çiçek ve püsküvit lokum takdim ediyorlar. Ziyaretleriyle ilimizi şereflendiren geleceğin lider ülke Türkiye'sinin başbakanını, hareketimizin bilge liderini saygıyla, hürmetle uğurluyoruz. Yolunuz açık olsun Sayın Genel Başkanım. Ispartalılar sizi saygıyla, hürmetle uğurluyorlar. Yolunuz, bahtınız açık olsun.